Ve değerli izleyenler, son durum açıklandı. Yabancıya konut satışında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Türkiye genelinde yabancıya satışlar düşüşe geçti. Ancak Antalya'da durum 180 derece farklı. Öyle ki Antalya'nın yerlileri bile ev bulamaz hale geldi. Sabit gelirlinin ve dar gelirlinin ev alma işi bitti. Şimdi kendi ülkemizde yabancı durumuna düşeceğiz yani neredeyse. Ruslar ve Ukraynalılardan şu anda bizim ülkemizde müthiş bir talep var. Antalya'mızda kiralık ve satılık yerler kalmadı. Ruslar adeta Antalya'ya akın etti. Türkiye genelinde yabancıya yönelik konut satışı %17,4 azaldı ancak Antalya genelinde arttı. Sadece Kasım ayında Antalya'da 2616 konut satıldı. Biz kendimiz orada turist gibiyiz hatta, yani oraya tatile gittiğiniz zaman. Üzülüyorum yani, her şey, Türk vatandaşının hiçbir şeyi yok. Dışarıdan gelenler daha rahat. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya talep artınca emlak fiyatları da fırladı. Emlakçılar yetişemez oldu. Hala yükseliş trendinde o bölge. WhatsApp grupları kurdular, Instagram kurumları kurdular. Yabancılar kendi aralarında alışveriş yapıyorlar. Ev alıp satıyorlar. Sadece Kasım ayında değil, 11 aylık verilere göre de en çok Ruslar ev aldı Türkiye'den. Rusları İranlılar, Iraklılar ve Ukraynalılar takip etti. Tabii ki onlar da oturacaklar. Öyle şey de düşünmüyoruz ama çok artış oldu konut fiyatlarında. TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde Kasım ayında 117.806 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Kasım ayında konut satışları %34,1 oranında düştü. Bu durumun 3 tane sebebi var. Bir, konut kredi faizlerinin çok yüksek olması. İkinci sebep konut fiyatlarının aşırı yükselmesi. Bir üçüncü sebep de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum. 11 aylık toplam verilerde 22.985 konut satışıyla İstanbul en fazla konutun satıldığı kent oldu. Fiyatlar birden bir fırladı. Bu kadar değil yani.